Bugünlerde en çok konuşulan konulardan birisi elbette Merkez Bankası yeni bir faiz arttırımı yapacak mı, yapmayacak mı konusu. Dolar aldı başını gitti, 7.80 seviyesine geldi, kar satışlarıyla 7.60 seviyelerine kadar gevşedi ancak tekrar yönünü yukarıya doğru çevirecek gibi görünüyor. Sadece Türkiye'nin kendi makroekonomik sorunlarından dolayı değil ya da uluslararası sorunlarından dolayı değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerdeki faizlerin artıyor olması nedeniyle de gelişmekte olan ülkelerden para kaçışı hızlandı. En çok da Türkiye'den para kaçışı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Türk lirası üzerinde de ciddi bir olumsuz etki yaratıyor. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde 8 liranın üzerine giden bir dolar kuru göreceğiz ve ardından da 8.40-8.50 seviyesine geleceğiz. Bu işin sonu olmayacak, bu işin bir başlangıcı olacak. Çünkü gelişmiş ülkelerde faizler hızla yükselmeye devam ediyor. Bakın 1.60 seviyesine yükselmişti, sonra geriye çekilmişti, 1'in altına düşmüştü. Amerikan hazine tahvilleri tekrar 1.60'ın üzerine çıktı. Nedir 1.60 sorusunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda bu taper tantrum, yani 2013'te yaşanan azalma öfkesi nedir, bundan da biraz sizlere bahsedeceğim ve bizim gibi ülkelerde, özellikle Türkiye'de dolara etkisi ne olur, onu da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce rakamları bakalım isterseniz. Gram altın 421 lira seviyesine tekrar geldi. Gümüşün onsu 25.92, gümüş gram 6.36 seviyesinde, sterlin 10.60, dolar endeksi 92'nin üzerinde durmaya devam ediyor. CDS 318 seviyesinde, ham petrol 65 dolardan işlem görüyor. Diğer taraftan borsaya bakıyorum, 1547 puan seviyesinde. Dolara bakıyoruz, 7.62'den işlem görüyor. Euro 9.07'de, euro dolar paritesi 1.18.89 seviyesinde. Faiz 16'nın üzerinde arkadaşlar, 16.37. Altının onsu 1717 dolara geldi ve Brent petrol de 68 dolar 61 sentten işlem görüyor. Şimdi hadi gelin biraz dolar neden patlayacak, neden kontrolsüzce yükselecek konusuna değinelim. Öbür taraftan altın fiyatları 1600'lü seviyelere gevşeyip neden tekrar 1700'ün üzerine kendisini attı ve bu yükseliş devam edecek mi? Bakın bugün %2'ye yakın bir yükseliş var altının onsunda. Açık ve net söylüyorum, bu işin daha çok ama çok başı. Altının onsu çok hızlı bir şekilde 1800 doların üzerine gidecek. Ardından 1960 ve 2000 dolarları zorlamaya başlayacak. Ve biz 2021 yılı içerisinde altın fiyatlarının 2300-2500 doları zorladığını göreceğiz. Özellikle bu teşvik paketiyle birlikte altının yükseliş eğilimi hızlanacak. Çünkü ekonomik riskler artacak arkadaşlar. Korona riski azaldıkça ekonomik riskler artacak ve bunun sonrasında da doğal olarak çok net bir şekilde altın fiyatlarının yükseldiğini göreceğiz. Gelelim Merkez Bankası'nın faiz arttırımına. Arttıracak mı? Arttırabilir arkadaşlar. Arttırırsa şaşırır mıyız? Hiç şaşırmayız. Arttırırsa bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Türkiye'yi daha da yüksek bir faiz ortamına sokar ancak dolar da yükselmeye devam eder. Yani Türkiye çok net bir şekilde yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon ortamına girer ve bunun adı ekonomik krizdir, ekonomik bunalımdır. Bir de bunun yanına taper tantrumu, yani dünyadaki gelişmeleri, yani azaltma riskini, öfkesini koyar isek arkadaşlar, dolardaki kırılganlıklar daha da artar, enflasyondaki kırılganlıklar daha da artar ve hem yüksek kur, hem yüksek enflasyon, hem de buna bağlı olarak panik faiz arttırımlarını görmeye başlarız. Ve faizlerin %30'ları aşmasına rağmen kurun dengelenemediğini görürüz. İşte o zaman da Türkiye ekonomisi artık geriye dönülemez bir yola girmiş olur arkadaşlar. Şimdi zorluyorlar, 50 bas puan arttır, 100 bas puan arttır. Yani ne kadar alabilirsek Türkiye'den o kadar kârdır modundalar. Çünkü bunun bir nedeni de var, bir sebebi de var. Yarın öbür gün yanlışlıkla FED aynen 2013'te Bernanke'nin yaptığı gibi bundan sonraki süreçte varlık alımlarını azaltıyoruz kardeşim diye bir açıklama yaparsa, yani bir sürpriz açıklama gelirse, İşte o durumda gelişmekte olan ülkelerden para kaçışı daha da hızlanacak. Ve bu kaçıştan önce mümkün olan en yüksek faizi Türkiye'den koparmaya çalışıyorlar. İşin gerçeği bu arkadaşlar. Ve Türkiye'ye alan bırakmamaya çalışıyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz ortalaması bugün %8 civarında olsaydı, dolarda 8,5-9 lira civarında geziyor olsaydı ya da 10 lira civarında geziyor olsaydı fark etmez,
Merkez Bankası'nın faiz arttırmak için bir alanı olacaktı arkadaşlar. Israrla bunu söylüyordum. Oysa bugün faiz arttırmak için bir alanı yok, mecburiyeti var. Yani yeni faiz arttırımları yapmak zorunda kalacak Merkez Bankası. Bir işe de yaramayacak bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Öbür taraftan yine Türkiye'nin enflasyonun düşmesi imkansız hale gelmiş durumda. Çünkü Türkiye tamamen ithalata mahkum bir ülke haline getirildi ne yazık ki. Yine bir başka mesele, kuru da düşüremiyorsunuz. Çünkü yabancılar siz ne yaparsanız yapın daha karlı gördükleri Amerika'ya, daha güvenli gördükleri Avrupa'ya ve Amerika'ya kaçmaya başladılar. Dolayısıyla arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz arttırımları bir işe yaramayacağı gibi reel sektörün çok daha ciddi bir darboğaza girmesini de beraberinde getirecek. Bir yandan da tabii ki kuru baskılamaya çalışıyorsunuz ama ithalat ihracat dengesini bozuyorsunuz ve ödemeler dengesindeki bozulma da yine kur üzerindeki yükseliş eğilimini hızlandıracak arkadaşlar sizin iç probleminiz olarak. Kısa vadeli dış borçlar. Bakın 190 milyar dolardan bahsediyoruz. 190 milyar doların çok önemli bir kısmı da 3-5 ay içerisinde ödenecek. Peki bunu nasıl ödeyeceksiniz? Kurumlar ister istemez yurt içinden para toplamaya çalışacaklar. Dolar toplamaya çalışacaklar. Bu da ciddi bir dolar sıkışıklığını beraberinde getirecek. Ya da yurt dışından para bulmaya çalışacaklar. Para bulmaları neredeyse imkansız. Ya da çok maliyetli arkadaşlar. Yani tefeci faiziyle özel kurum ve kuruluşlar ya da tüzel kurum ve kuruluşlar ya da kamu kurum ve kuruluşları para bulmaya çalışıyor. Bunu bulabilmesi için yüksek maliyetlere katlanmaya kalktığında bu yine enflasyon olarak iç piyasaya yansımaya devam edecek. O nedenle arkadaşlar bunun dolardaki etkilerini de göreceğiz. Bir başka yandan Biden güzellemeleri yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanı istifa etti. Tırnak içerisinde ne kadar istifaydı tartışılır. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Ardından en son Hakan Atilla istifa etti. Ne kadar istifadır tartışılır. Bunlara silsile halinde dışarıdan bir göz olarak baktığınız zaman çok net bir şekilde görüyoruz ki Biden'a güzellemeler yapılıyor arkadaşlar. Deniyor ki Biden'a bakın biz ekonomik olarak bazı adımlar atıyoruz. Sizin de işinize gelebilecek adımlar bunlar. Biz artık sizden bir anlamda özür diliyoruz. Siz de bize bir adım atıverin canım. Ama Biden'ın hiçbir şekilde Türkiye'ye yanaştığı yok ve ne yazık ki Biden pek çok dünya lideriyle görüşmüş olmasına rağmen Türkiye'deki Erdoğan'la görüşmedi ve bununla ilgili bir açıklama da yapmıyor arkadaşlar. Bu bile aslına bakarsanız siyasi krizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor ve bu siyasi krizin ekonomik alana ne şekilde yansıyabileceğini bize işaret ediyor. Tabi burada ön plana çıkan bazı konular var. Bunlardan birisi Halk Bankası davası arkadaşlar. 20 milyar dolar ceza çıkabilir. Öbür taraftan S-400 meselesi. S-400 meselesiyle ilgili 50 tane formül aranıyor. Hatta Girit formülü bile konuşuluyor duyduğumuz kadarıyla. Kapalı kapılar arkasında. Ama Girit formülüne de Amerika sıcak bakmıyor. Tamam biz Yunanistan'a o konuda bir açık alan bırakmıştık ama Yunanistan da bize o kadar diklenmemişti diyor. Türkiye diyor ki S-400'ü alenen iade edeceksiniz kardeşim. Bunu yapmadığın sürece katsa yaptırımları kapıda durmaya devam ediyor. Bakın bir yandan taper tantrum denilen 2013 gelişmekte olan ülkeler krizi. Öbür taraftan arkadaşlar bizim uluslararası risklerimiz ve içeride para bulamıyor olmamız ve bunun yanında katsa yaptırımları ve Avrupa Birliği yaptırımları. Bütün bunlar toplamda Türkiye ekonomisinin nasıl bir darboğaza doğru sürüklendiğini çok net bir şekilde bize gösteriyor ve Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarının nafile olduğunu da gösteriyor. Aynı Merkez Bankası rezervlerinin boşaltılması gibi arkadaşlar. 128 milyar dolarımız nasıl boş yere harcandıysa şu anda da faiz arttırımları boş yere yapılıyor ve ne yazık ki Türkiye büyük bir faiz sarmalına sokuluyor. Hani bir zamanlar faiz lobisi, faiz lobisi diye bağıranlar bugün daha çok faizi nasıl arttırabiliriz derdine düşmüş durumdalar. Bir yandan da işten çıkartmalarla ilgili yasaklar 2 ay daha ertelendi arkadaşlar. Bakın bu çok tehlikeli bir gidişat. İşten çıkartmalar yasaklanmadığı an itibarıyla büyük bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Ve sonrasında da arkadaşlar kırılmalar üst üste gelmeye
devam edecek ne yazık ki. Bir başka önemli mesele tabii ki kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği bu işe ne kadar daha dayanabilecek onu da göreceğiz. Çünkü bu ödenek işsizlik fonundan karşılanıyor. Elbette Türkiye'de reformlar da konuşuluyor. Ekonomik reformlar konuşuluyor. Ancak ekonomik reformlarda ben dahil kimsenin umutlu olmadığı ortada arkadaşlar. Ekonomik reform demek Türkiye'de ekstra faiz demek aslına bakarsanız. Ekstra vergi demek, ekstra ceza demek. Ne çiftçiyi, ne sanayiciyi, ne KOBİ'yi, ne de üreticiyi, ne de vatandaşı düşünen bir reform olmadığını bugüne kadar tecrübelerimizde gördük. Ne yazık ki bundan sonra da görmeye devam edeceğiz gibi. İşin özü arkadaşlar, altın önümüzdeki dönemde daha da yükselmeye devam edecek. Hem teşviklerin etkisiyle hem de ekonomik risklerin artması nedeniyle. ABD hazine tahvilleri yükselse de altın yükselmeye devam edecek. Bunu bir tarafa koyalım arkadaşlar. 1.9 trilyon dolarlık paket temsilciler meclisinden geçtiği an itibarıyla zaten altın onsundaki ilk hareketlenmeleri, sert hareketlenmeleri göreceğiz. Daha sonrasında da yükseliş eğiliminin devam ettiğini göreceğiz. Öbür taraftan borsa şu anda 1549 puan seviyesinde ama bakıyorsunuz Amerika'da borsalar çakılıyor, Avrupa'da borsalar çakılıyor. Pek çok gelişmekte olan ülkenin borsası çakılıyor. Türkiye burada duruyor. Bu duruş hayra alamet değil arkadaşlar. Bakın bugün dik durursunuz, yarın çakılırsınız. Yani eğilmek, esnemek yerine yere uzanıverirsiniz. Borsada da böyle bir senaryo bizi bekliyor. Hiç kimse şaşırmasın arkadaşlar. Dolar şu anda 7.62 seviyesinde. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde 7.90-95 aralığına gidecek önce. Orada belki bir miktar dinlenecek ama çok hızlı bir şekilde geldiği yere geri dönecek. Nereye geri dönecek? 8.40-8.50'ye ilk etapta. Sonrasında ise biz 2021 yılı içerisinde çift taneyi göreceğiz ilk etapta. Sonrasında 14-16 lira aralığına giden bir dolar kuru göreceğiz. Euro 9.07, keza euronun da 10 liranın üzerine çok hızlı bir şekilde geçiş yaptığını göreceğiz. Dolar 8.40-8.50'ye gittiğinde. Kırılma olduğunda ise 15-16-17 liralık euroları konuşuyor olacağız. Ancak euro dolar paritesi burada dikkat çekici. Şu anda 1.19'u zorluyor ama bu seviyenin üzerine çıkamazsa ve özellikle 1.20'yi tekrar kırıp yukarıda tutunamazsa arkadaşlar ilk hedef 1.15 olacaktır. Ardından 1.08'e gidecektir. Bu düşüş belki euronun dolar kadar yükselmesini engelleyecektir. Ancak şunu söyleyelim, euro da dolar gibi Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecek önümüzdeki günlerde. Faizin %16 seviyesinde olması, tahvil faizinden bahsediyorum, %16.37 seviyesinde olması bir şey gösteriyor bize. Merkez Bankası faizleri arttırmazsa politika faizini, tahvil faizlerini daha da yukarıya çekecekler. %20'lere giden bir tahvil faizi göreceğiz. Ve dolayısıyla Merkez Bankası'nı mümkün olduğunca yeni faiz ortamına sokmaya çalışacaklar arkadaşlar. Altının onsu 1716-1717 dolar seviyelerinde. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde 1800 doların üzerine kendisini atacak. Buna bağlı olarak gram altının da şu anda 421 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ama 474 liraya doğru fişekleyeceğini göreceğiz. Bakın fişek gibi 474 lira seviyesine gidecek. Sonrasında da ilk geldiği nokta olan 540 lirayı yukarıya doğru kıracak ve 2021'de biz gram altını 1000 liraların ya kıyısında ya üstünde göreceğiz. Diğer bir konu Brent petrol arkadaşlar, 68 dolar seviyesinde. Üretimde bir canlanmadan mı kaynaklanıyor bu yükseliş, yoksa burada bir spekülasyon mu var? Burayı çok iyi takip etmek gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim, beni kuşkulandıran konu Amerika'daki stokların rekor düzeye gelmiş olması. Stoklar bu şekilde artmaya devam ederse çok ciddi anlamda petrol kısmında bir düşüş gözleyebiliriz. Neden? Geçen sene olduğu gibi stokların artıp yer bulunamamasından dolayı negatif ortama doğru gidebilir petrol fiyatları. Bu da bir anda 30 doların altında bir petrol fiyatını işaret edebilir arkadaşlar. Dolayısıyla son söz şunu söyleyebiliriz. Dolarda evet 7.55'e kadar bir geri çekilme olabilir ama onun altı yok arkadaşlar. Faiz arttırımı gelse de yok. Bakın hele ki öyle 100 bas puan, 200 bas puanlık bir faiz arttırımı gelirse
Kimse burada durmaz. Çok daha yüksek faiz artırımları yapması lazım Türkiye'nin. Gayet basit bir denklem. Amerika'daki faiz, reel faiz %1.6. Çünkü adamların enflasyonu çok düşük. Hadi %1'lik faiz diyelim biz. Türkiye'nin faiz ortamına bakıyorsunuz. Enflasyondan faizi çıkarttığınızda ya da faizden enflasyonu çıkarttığınızda yine %1'lik bir faiz ortamı kalıyor. Amerika'yı mı tercih ederler, Türkiye'yi mi? Amerika'yı tercih ettikleri ortada. O nedenle de çok hızlı bir para çıkışı olduğu ortada arkadaşlar. Ve bu para çıkışı olmaya da devam edecek ne yazık ki. Ve aynı zamanda Türkiye'nin makroekonomik sorunlarıyla birlikte, uluslararası sorunlarıyla birlikte, yaptırımlarla birlikte dolardaki kırılma hareketlerini görmeye başlayacağız. Devalüasyonist etkileri görmeye başlayacağız. Onu da özellikle belirtiyorum ve sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.